Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Yine ara vermek zorunda kaldım. Bayağı bir oldu, 10 gün falan oldu. Geri dönüş yapmayı sürekli planlıyorum. Fakat hesapta olmayan ufak tefek şeyler geri dönmemi engelliyor. Bir anda da rütbe kasmaya çalışıyordum. O ara oyuna girme fırsatı bulmuşken hem sizlerle sohbet ederim hem de rütbe kasarım diye düşündüm. Şöyle, hem çok yoğunum. Bugünlerde evle uğraşıyorum. Ev dediğime bakmayın, konteynerle uğraşıyorum. Hem işe gidiyorum. İşte de bir yoğunlaşma var. Hem de internet problemi çekiyoruz ciddi anlamda. Tabii ki bulunduğumuz yere şu an internet çekemiyoruz. Yani henüz yapmadım. Superbox'ı falan önerecek arkadaşlar vardır. Fakat fiyatları gerçekten çok yüksek. Daha henüz onları halledecek durumda değilim. Bu tarz sorunlardan dolayı biraz gecikmeler oluyor. Ama mecbur dönmem gerek. Hem iyi vakit geçiriyorum, hem sizlerle olmak güzel. Hem de bu artık benim mesleğim, bu benim işim. Sahip çıkmam lazım. Elde olmayan sebeplerden dolayı tabii ki yine ara verdik. Evet, karşı rakibin kalkanını bitirdik dostlar. 3.5 Pokemon diyebiliriz. 3.5 Pokemon'a karşı kalkansızız şu an. Verecek hasar öldürmezse ateşle iyi hasar veririz. Mewtwo'yu kullanmak istemiyorum. Mewtwo'yu kullanırsam tek asabilir Mewtwo'ya. Önce şu süper gücü kullanalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Mewtwo'yu açsam ve bana bir süper top gönderse tekleyebilir. İyi duruyor, güçlü duruyor. Tabii kim önce atarsa. Evet, gölge topu kullandı ve ciddi hasar verdi. Şöyle kayayı kullanalım. Kayayla nasıl bir hasar vereceğiz onu görelim. Kaya atağa daha çok hasar vermesi lazım. Öyle düşünüyorum. Evet, tek attı. Tabii ki canı azdı. Şöyle yapalım. Mewtwo'yu açıp gölge topu kullanabilirsek ondan önce bu Pokemon'u da tekleyebiliriz. Özel atağını buna atmasını planlıyorum. Ardından Mewtwo'ya geçeceğim hemen. Bir de şöyle kaya atağını deneyelim. Özel atağını kullanmaz Mewtwo'yu atarsa da tabii ki ciddi hasar verebilir. Şu an artık işimiz biraz şansa kaldı. Evet, normal vuruşumuz daha iyiymiş. Evet. Durum kötü. Tekleme şansı var mı bilemiyorum. Umarım teklemez. Shine olduğu için çok güçlü olmadığını umut ediyorum. İyilik karşılığı kullanılmış. O hatanı bilmiyordum. Evet. Gölge topu tekleyecektir. O yüzden şans bizden yana. Bu oyunda biraz şans, biraz tecrübe. Tabii ki ben şans diyorum ya. Çünkü bazen internet kopukluğu bile kaybetmenize neden olabiliyor. O yüzden şans faktörü tabii ki çok yüksek. Pokemon'ları bilmeniz lazım. Çok hakim olduğumu söyleyemem bu süreçte. Ama bildiğiniz takdirde tabii ki bir iki adım öndesiniz. Hangi Pokemon hangi Pokemon'a tam hasar verir onu bildiğinizde en azından fazla hasar iyi almadan ya da kalkan kullanmazsınız. Şu an mesela evet bu şekilde kalabiliriz ya da Melmetal'e geçip mesela kaya atağı kullanabilirim. Dragonite'a karşı ölümcül olur. Şunu attıktan sonra Melmetal'e geçip buradan hasar vermesine izin vermeli miyim? Vermeyeceğim. Ejderha pençesi çok hasar verecek miydi bilmiyorum ama bir tane kalkanımı feda etmek istedim. Şimdi kaya kayması kalkan kullanmazsa Dragonite'ı tekler diye düşünüyorum. Deneyelim. Aynen öyle. İşte bu bilgiyi bildiğiniz zaman dostlar çok ciddi öne geçiyorsunuz. Bu bir gerçek. Bu Pokemon'a karşı yapabilecek bir şeyim yok şu an. Ateş de etki etmez. Mewtwo belki hasar verebilir. Şöyle küçük küçük döveceğiz mecbur. İyi vuruyor bize.
koruyacağız. Atağımız çünkü daha hızlı. Uçurum bıçakları. Nasıl bir atakmış o? Hiç görmemiştim. Evet. Şöyle küçük küçük dövmeye devam edelim. Yorumlara hepinizi bekliyorum dostlar. Sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Ne yapıyorsunuz? Elimden geldiğince yorumlara da bakmaya çalışıyorum. Çok fazla bakamadığım yorum da oluyor. Ya da YouTube tarafından önüme geç çıkarılan yorumlar oluyor. Biliyorsunuz bazen YouTube hangisini kullansam bilemedim. Şunu kullanayım. YouTube bazen incelemeye alıyor yorumları. O yüzden geç geliyor yorumlar önüme. Discord'a da uğrayamıyorum. Ayrıca Discord'ta da bir hafta ya da bir buçuk hafta süren bir kesinti yaşandı. Çöktü gibi bir şey Discord. O yüzden şey yapamadım. Ben bile giremedim oraya. Giren arkadaşlar vardı. Bu arada bu Pokemon'u alıp şu uçurum bıçaklarını deneyeceğim. Gerçekten deli dehşet hasar veriyor diyebilirim. Bir daha hasar vermesine izin vermeyeceğim. En azından bundan kurtulalım. Çünkü atağı çok ciddi hasar veriyor. Ne kaldı? Bize şu kaldı. Şu Pokemon'a geçeceğiz. Zaten öldü. Biz vurursak alırız. Tabii ki bu arkadaşın atağı geç doluyor. Ölmezse %100. Ölürse de yapacak bir şey yok. Tabii bu kadar canı az kalacağını düşünmemiştim. %100 derken. Evet, geçmiş olsun. Şans, tecrübe, kozmik karıncanın dediği gibi ataklık falan, böyle arka arkaya tekrarladı bir takip ettiğim bir YouTuber bu arada. Bu süreçte YouTube'dan da çok uzak kaldım. Çok fazla içerik tüketiyordum ben de sizler gibi. Uzak kaldım bu süreçte. Dönüş yapacağız. Evet, ejder'e karşı ejder. Şöyle hasarımızı verelim. Biz daha ciddi hasar veriyoruz gördüğüm kadarıyla. Özel atağı da kullanalım. Bu Pokemon'u yeni yeni kullanmaya başladım. Full bu arada bu. Hundo. Hoşuma gitti bir süre. İyi gidiyordu. Özellikle metal Pokemon'larına karşı ciddi hasarlar veriyor. Ejder Pokemon'larına karşı normal düz ataklarıyla ciddi hasar verdiği için bir süre bunu kullandım. Tabii her Pokemon olmuyor. Önüne 1000 tane seçenek var yani. 1000 tane kombin var. Daha çok ejder Pokemon'larını kullanan bir arkadaşa denk geldik. Şimdi bununla normal atağımı vurup Melmetal'e geçeceğim. Ona da kaya ataklarını kullanacağım. Kaya ataklarını kullandığım için tabii ki Dragonite'a hasar verecek. Şimdilik plan o şekilde. Melmetal'i aldıktan sonra, bunu aldıktan sonra sürekli kullanmaya başladım. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Evet, güzel hasar verdik. Savunur muyum bilmiyorum. Savunmayacağım. Bir şunu da bir görelim. Öğrenmiş oluruz nasıl bir hasar vereceğini. Öfke krizi kullandı. Öfke krizi güçlü bir hata olmasına rağmen çok ciddi hasar vermedi. Bundan sonra Dragonite'a karşı genelde kalkan kullanmam. Hani bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Bunun tabii şeyleri de var. Evet, ciddi hasar alıyoruz. Tehlikeli, sıkıntılı bir Pokemon. Benim Pokemonlarıma nazaran sıkıntılı bir Pokemon. Mewtwo'yu koruyup Mewtwo'yla buna hasar vermeye çalışacağız. Kalkanını almak lazım. Nasıl alırız? Şöyle, pisişik atağı hızlı doluyor. Pisişik atağıyla kalkanını almaya çalışırız. Bir tane de savunma hakkımız var. Onları da zaten doldurursa Pokemon bizi yenmeyi hak etmiştir. O şekilde düşünüyorum. Evet. İki atak yaparsa arka arkaya bizden önce kesinlikle alır. Tek atak yaparsa pisişik daha hızlı doluyor diye sörf mü? Baksanıza, bu Pokemon'dan su atağı beklemiyorsunuz ama işte sörf kullanıyor. Çok ilginç. Yani kaya ve sudan etkilenen bir arkadaş sörf kullanıyor. Gerçekten oyun sürprizlerle dolu. Ayrıca çamur atıyor yüksek bir ihtimalle. Yani sudan etkilenen bir Pokemon'u su ataklarıyla dolduran bir arkadaş. Farklı. İyi düşünülmüş bence. O Pokemon surf kullanıyor. Hiç beklemezsiniz ondan surf atağını.
İlginç. Güzel yani. Hoşuma gitti. Evet dostlar, bu şekilde bir maç daha yapıp daha fazla sizi sıkmak istemiyorum. Burada kaçırdığım çok detay var. Şu Pokemon ne ara geldi, ne ara gitti. Hiç şey yapamadım açıkçası. Giremedim oyuna. Şuralara bakamadım. Yani şuradan beridir. Hatta uzak akım biletlerinde güncelleme diyor. Şuraya bakayım neymiş bu. Bilemedim. Neymiş acaba o? Uzak akım biletlerinde değişiklik diyor. Aa, ne güzel. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Fiyatları uçurmuşlar. Bu nasıl bir oyunu dengelemektir? Bu oyundan bıktırmaktır bence. Yani uzak akım biletleri zaten pahalıyken neden uzak akım biletlerine fiyatını çıkartıyorsunuz ki? Aman, oyundan soğutmaya çalışıyorlar. Başka dertleri yok. İşime taş koyuyorlar. Bunların fiyatları ne alemde? Bunlar aynı ama uzak akım biletlerinin fiyatının artmasını sevmedim. Gerçekten kınıyorum. Yani zaten zor alıyoruz. Yani şu 100 para birimi bizim için çok oyun. Buradan sesleniyorum sana. Umarım bu fiyatları düşürürler. Yani 100'den 195'e çıkarmak, utanmayıp 200 yapabilirdiniz onu. 100 diye hatırlıyorum. 200 müydü bilmiyorum ama 100 diye hatırlıyorum. 100'den 195'e çekmek mantıksız olmuş. Şunları da 3 tanesini de. Neyse, daha fazla sinirlenmek istemiyorum şu an. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim dostlar. Umarım daha sağlam, daha geniş çaplı bir video kaydedebilirim. İyi seyirler herkese.